Yeni bir Ben Kahvemi İçerken konseptiyle biraz konuşacağım. Videoya direkt teşekkürle başlamak istiyorum. Ben Kahvemi İçerken konseptli bu videolarda tüketmem için Taft bana kahve ve French press göndermiş. Kendilerine bu duyarlı hediyelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en sert kahvesi olduklarını ve kesinlikle uyutmadıklarını iddia eden bir firma. Aranızda kahve severler varsa ve incelemek istiyorsanız linki aşağıya bırakacağım. Buna ek olarak Dex yayınlarından gelen iki kitabım var. Daha doğrusu ikisi benim için, ikisi sizin için olmak üzere 4 kitabım var. Şu anda belirlediğim bir listem var ve o listeye göre okumalarımı sürdürüyorum. Bu listeyi tamamladıktan sonra bu kitapları okuyacağım ve buradan ya da Instagram'dan da bunun duyurusunu, yorumlamasını zaten yapacağım. Ama o zamana kadar sizin için olan iki kitabı sizlere ulaştırmalıyım diye düşündüm. Yine şunlar benim. Yine bir çeşit çekiliş yapacağım aslında. Bu sefer biraz farklı olacak. Çekilişe katılmak için soru sormanız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte bir soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum. Bunun için bana sorularınızı göndermenizi istiyorum. Sorularınızı açıklama kısmına da yazabilirsiniz ya da Instagram üzerinden de ulaştırabilirsiniz. Ama sadece blog üzerinden gelen sorulara bu videoda yanıt vereceğim. Sorularınızı gönderebileceğiniz linki de yine hem açıklama kısmına hem de bu videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Sorularınızı bekliyorum. Dex yayınlarından Kayıp Yıldızlar ve Kan Bağı kitaplarını aranızdan iki kişiye böylece ulaştırmış olacağım. Dex yayınlarına da kitaplar için çok teşekkür ediyorum. Şimdi videonun asıl konusuna geçebiliriz. Bir süredir YouTube'un dibi adlı bir hareket dönüyor YouTube'da. Konsolüstü kanalından Murat Sönmez'in başlattığı ve birçok YouTube içerik üreticisinin katkıda bulunduğu bu hareketi özetlemek gerekirse şöyle. YouTube'da kaliteli içerik üretebilmek için zaman ve tabii ki emek harcayan fakat bunun karşılığında henüz hak ettiği izlenmelere ulaşamadığı düşünülen takip edilesi kanalların diğer YouTube izleyicileri tarafından da keşfedilmesi, izlenmesi için önerilmesi ve paylaşılması hareketi bu. Katkıda bulunmak isteyen her içerik üreticisi kendi takip etmeye değer bulduğu kanalları paylaşarak katılabiliyor bu projeye. Bu proje oldukça gerekli ve yararlı bir proje bana göre. Kesinlikle böyle bir projeye ihtiyaç vardı. Çünkü YouTube dünyası o kadar büyük bir dünya ki buradaki tüm kanalları, tüm videoları takip etmek mümkün değil. İzlenmeye ve takip edilmeye değer o kadar çok fazla kanal olmasına rağmen onlardan ne yazık ki bir haberiz. İşte bu tarz projeler sayesinde bir anlamda imece usulü bu kanalları keşfetmiş oluyoruz. Doğrusu saçma sapan içeriklerin bir anlamda anlamsız şekilde viral olduğu bir ortamda takip etmeye değer içerikleri birbirimize önererek ancak bu kara perdeyi aralayabiliriz diye düşünüyorum. Bu tarz hareketlerin her zaman desteklenmesi taraftarıyım. Ki Nisan 2017'de bir video çekmiş ve bu videoda o dönemde takip ettiğim kanallardan da bahsetmişliğim vardı. Her neyse bu hareket kapsamında Barış Özcan hazırladığı listeye beni de ekleyerek bana destek oldu ve bu tarz projelerin ne kadar önemli olduğunu bir yılda ulaşılamayan çizgiye bir günde ulaşarak tecrübe etmiş oldum. Bu desteğin yanı sıra sadece Barış Özcan'ın listesine dahil olabilmek bile başlı başına güzel bir durumdu. Barış Özcan'a ve hareketin çıkış noktası konsol üstünden Murat Sönmez'e teşekkür ediyorum. İşte böyle. Ben kahvemi içerken biraz sohbet edelim diyerek bir sohbet videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Abone olarak, videoları beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Yeni videolardan haberiniz olması için bildirimleri de mutlaka aktifleştirin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.